Kibarköy Et Ürünleri sunar. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. Efendim merhabalar, Mahalle Kahvesi iftardayız. Kur'an'ın bereketiyle açılış yaptık. Kurra Hafız Mustafa Yıldırım hocamızdan Taha suresinden ayetler dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kerim Aktacı ile beraber bize ayrılan süre içerisinde bu Ramazan'ın sondan bir önceki iftar saatinde yine kendimizi, halimizi, ahvalimizi, Ramazan'ımızı muhasebe etmeye çalışacağız. Dilimiz döndüğünce veda ediyoruz artık. Hep söylüyoruz. Mümin Ramazan'ı seviyor.
Evet. Müminler Ramazan'ın orucunu seviyor. Ramazan'la gelen o manevi iklimi çok seviyor. Dolayısıyla böyle bir iklimden ayrılmayı istemiyor. Ama sayılı günde geçiyor. İşte o günler geldi ve gidiyor. Bunun hem hüznü var ama bir yandan da Allah hani sevinci de veriyor. Eğer Ramazan'da orucunu tutabilmiş, gereğini yapabilmiş hissediyorsa kalbine böyle bir sükunet. Hani hocama sorulmuş ya, insan hani Ramazan'ın kendisinden razı olduğunu anlar mı diye. O da anlar demiş. Hepimiz eminim kendimizi şöyle bir masaya koyuyoruzdur. Eksik gedik kendimizle ilgili bir puanımız vardır bu Ramazan'da. O puanımız da eğer böyle şeye yakınsa, böyle iyi nota, tam not olmasa bile, beşin üstündeyse, iyi nota yakınsa, bu da bir sevinci de oluşturur, bir muhabbeti de oluşturur. Bayramda nedir? Bayramda sevinç değil midir, muhabbet değil midir? İşte bu hüzün ve sevinç, ikisi bir arada yoğun bir şekilde şu an yaşadığımız duygu. Evet. Artık veda ettiğimiz zaman bir yıl kapısını bekleyeceğiz, yolunu gözleyeceğiz. Gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. İşte böyle de bir durum var insanoğlunun. Bir sürü şey de bilmiyor. İnsanoğlu çok şey bilen bir varlık ama bilmedikleri bildiklerinden çok daha fazla. Tabii ki. Son nefesini bilmemesi bunlardan biri. Son nefesini bilmemek onu disipline de ediyor. Eğer gereğini yaparsa onu hayata bağlıyor. Değil mi? Tabii. Şimdi bir insan, sen de bahsetmiştin bir ara, hangi zaman öleceğini bilse, ne zaman, hangi saatte öleceğini bilse, isterse o 80 yıl sonra olsun, hayata karşı çok değişik duygular yaşar. Yani hayat sevincini kaybedebilir. Tabii. Psikolojisi bozulur ve hayata tutunamaz. Ahiret hayatıyla ilgili ciddi şeylere girer, boşluğa düşer. Gevşeyecektir mutlaka, yanılacaktır. Ve çok sıkıntılı bir ruh hali insanoğlunun son nefesine kadar peşini bırakmayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın bizimle ilgili verdiği bütün kararların bizim hayrımız olduğunu bu örnekten de görebiliriz. İnsanın son nefesini bilmemesi onun için en büyük rahmetlerden bir tanesidir. Bu rahmet çerçevesinde yaşanan bir hayat da son nefeste ferahı, felahı getirecektir. Şimdi işte son nefesimizi de bilmediğimiz için bir dahaki yıl hayatta kalır mıyız, kalmaz mıyız? Onu tabii bilmiyoruz. Ramazan'a ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız? Onu bilmiyoruz ama öyle böyle Ramazan'ın sonuna geldiği oruçlarımızı tutmaya gayret ettik. İnşallah bizden razıdır Cenab-ı Hak. Görevlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Teravihlerimizi münferit de olsa bazen küçük cemaatler halinde, bir kişilik, iki kişilik dostlarla beraber yaptığımız küçük cemaatler halinde, tabii ki o sosyal mesafe kurallarına da uyarak teravihlerimizi kılmaya çalıştık, Allah kabul etsin. Evet. Efendim, ama hani bizim için en anlamlı Ramazan'da en anlamlı şeyler ne diye sıralansa, yani şu programlarımızı da şimdi söylememiz icap eder. Gerek iftarda, özellikle sahurda, sahurun atmosferi daha bir başka. Dostlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz programların tadı gerçekten bu Ramazan bir başkaydı. Demek ki her Ramazan'ın bir tecellisi var. Bu zaman, bu Ramazan da böyle tecelli etti. Ha, duası bol, muhabbeti bol, ilgisi böyle bir başka bir Ramazan yaşadık. Tabii ki buna Profesör Doktor Aydarbaş Beyefendi'nin, kıymetli hocamızın ruhaniyeti damga vurdu. Özellikle vuslatının seneyi devriyesi olması münasebetiyle, evet. Ayrıca da değerli hocamla ilgili özel programlar yapmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce tabii çok aciz kaldığımızın farkındayız ama en azından gayret ettik. Bu anlamda da seyircilerimizin bizi paylaşmaları, katkıları,
programlarımızı çok bereketli kıldı. Yaptığımız bu vazife anlamında, çerçevesinde ben kendimi iyi hissediyorum, onu söyleyeyim. Evet. Gerçekten mutlu hissediyorum. Güzel işler yaptığımızı düşünüyorum seyircilerimizin katkılarıyla. O anlamda kalbimi rahat olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah bu şahitliğimizi Cenab-ı Hak da tasdik eder. Öyle tecelli eder. O zaman bayram hakikaten bizim için bir bayramdır yani. Evet. Hani üç şeyin kıymetini biliyor ya, bilin diyor ya Resulullah Efendimiz. İşte sağlığın, gençliğin ve hani zenginliğin eldeyken. Şimdi Ramazan da bir nimet. İşte kıymetini bilebilen için, kıymetini, kadrini, hatrını bilen için bir nimet. Eldeyken onu maksimum derecede değerlendirmek gerekiyor ve Ramazan bitiyor. İşte bugün son işte sahur programımızı yapacağız. Yarın son iftar programımızı yapacağız. Bu pandemi süreci bize kadrini ve kıymetini yaşarken hiç bilmediğimiz, nimet olarak içinde olup da hissetmediğimiz pek çok şeyi, esasında ne kadar büyük nimet olduğunu, ne kadar büyük bir efendim Allah'ın lütfu olduğunu tanıma ve görme fırsatı verdi. Pandemi süreci bize işte az önce Mustafa Yıldırım Hoca'nın okumuş olduğu Kur'an tilavetinde Kabe'den manzaralar. Onlar canlı manzaralar, bugünün evet. manzaraları. Şimdi o manzaralarda işte Kabe'nin etrafında tavaf eden işte bir avuç insan görüyorsunuz. İşte insanlar Kabe'ye gidemiyor. Paranız var, zenginliğiniz var. Şimdi geçmiş dönemlerde hatırlayalım. Birçok mali imkanı yerinde olan mütedeyyin insanlar özellikle Ramazan umresi diye bir şey yaparlardı. Mutlaka Ramazan'ın mümkünse bayrama yakın tarihlerinde değilse herhangi bir halde kutsal topraklarda olmak isterlerdi. Gidemediler. Gidemeyeceğiz. Yani şu anda artık böyle bir hani yeni şartlar oluşana kadar bugünkü şartlar bize Allah Kabe'nin kapısını kapattı. Gidemiyorsun. Arafat kapandı. Gidemiyoruz. İşte teravihler. Evet bir yandan şikayet ediyoruz. Toplumumuz işte temel hassasiyetlerini yitiriyor şu. Ama kapandı. Gidemiyorsun. Gidemediğimiz komşuluklarımız vardı bizim. Kapısını çalmadığımız komşuluklarımız vardı, komşularımız vardı. Bu Ramazan'da ya bir dakika komşuluk ne kadar değerli bir şeymiş. Bir ara hatırlar mısın işte 10 sene önce, 20 sene önce yaşıyorduk dediğimiz komşuluklar var. Çünkü bu Ramazan'da kapımızı çalan komşularımızın işte komşu bir tabak çorba getirdim dediği çorba 5 Ramazan öncekinden daha kıymetliydi. Çünkü komşu diye bir varlığın kıymetini 5 Ramazan önce, 3 Ramazan önce, 2 Ramazan önce bu kadar hissetmiyorduk. Çünkü zaten o bize sürekli çorbasını getiriyordu. Biz ona tatlımızı veriyorduk. İşte sokağa çıkmak, sokağa çıkıp işte iki insan görmek, bir Müslüman görüp selamünaleyküm demek. İşte bu Ramazan'da, bu pandemi sürecinde bunlar ne kadar azaldı. Çoluğumuzla, çocuğumuzla efendim geçirdiğimiz vaktin evet belki niceliği arttı ama niteliği arttı mı? Şimdi işte burada pek çok şey kavram olarak iç içe girdi ve bu pandemi süreci sürecine Cenab-ı Allah bizden bazı nimetleri aldı. O nimetlerin kadrini ve kıymetini bilmemiz için ve bütün bunun yerine de bize bir nimet verdi. Evet. Bu süreçte aile kavramının ben daha fazla iç içe yaşandığını düşünüyorum. Pek çok nimet alındı ama aile burada daha yoğunlaştı. Ailemizle daha fazla vakit geçirmeye başladık. Yani eskiden olduğundan daha fazla. Gerçi biz hani televizyoncular belki bu kavramdan biraz hala uzağız ama genel olarak toplum nezdinde, toplum adına konuşacak olursam bu manada yakınlığın, yakın olmanın, yakını olmanın değerini öğrenmemiz adına çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Çok güzel tespitler. Ben de altına imzamı atıyorum söylediklerinin. Allah'ın bizim için verdiklerinin hepsinde mutlaka bir ibret alınması gereken, ibret ve çıkarılması gereken neticeler var. Pandemi süreciyle beraber
pek çok nimetin senin de söylediğin gibi elimizden alındığı bir aşikar. Gerçek. Kimse bunu inkar edemez. Önceden çok daha rahat bir şekilde yaptığımız şeyler artık yapamıyoruz. Evet, en azından korkuyoruz veya yapma evet. imkanı zaten oluşmuyor. Bir yasakla beraber yok deniyor ve yapamıyorsun. Ve dolayısıyla bu yaşananların da ister istemez ne anlama geldiğiyle ilgili olarak insanoğlunun düşünmesi icap ediyor. Ne oluyor, ne bitiyor, biz ne yapıyoruz ve ne yapmıyoruz da bunlarla yüzleşiyoruz diye. Bir bunları düşünmek gerekiyor, tefekkür etmek gerekiyor. Biz zaten son zamanlarda ısrarla hep tefekkür, evet. tefekkür, tefekkür deyip duruyoruz. İşte bu pandemiyle birlikte yaşayamadıklarımız da ayrı bir tefekkür konusudur. Elimizden alınanlar ayrı bir tefekkür konusudur. Ama bunu böyle bir şeyler bizim elimizden alırken hemen gözümüz önünde ıskaladığımız bir şeyin de tabiri caizse gözümüze sokulmasını da alıp değerlendirmek icap ediyor. O da senin de dediğin gibi yakınlık kavramı. Evet. Özellikle aile merkezli yakınlık kavramı şu an ne kadar önem arz ediyor ve biz meğer aile ile ilgili olarak ne kadar çok şeyi göz ardı ediyormuşuz ve ne kadar büyük yanlışlar ve eksikler yapıyormuşuz. Bunu gördük. Meğer ailemiz, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bizim için ne büyük bir kıymetmiş. Evet. Yakınlarımız bizim için ne büyük bir kıymetmiş. Ve biz böyle o alışmanın verdiği yapmamız gerekenleri yapmamışız, eksik bırakmışız. Şimdi ben arkadaşlarla ne zaman bu manada sohbet etsem, hatta bu sabah evimize mahalle kahvesini bitirdikten sonra evimize giderken yol arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla bu konuları konuştuğumuzda şimdi ailemiz çok kıymetli, daha sıkıntılı günler belli ki sürecek ve bizim o çatı altındaki huzurumuzu muhafaza etmemiz gerekiyor. Varsa eksiklerimiz onları böyle bir tamamlamamız gerekiyor. Orada bir takım işte yaralar varsa o merhemleri sürmek gerekiyor. Bir takım sıkıntılar varsa onları böyle kaldırıp o yakınlığı böyle olabildiğince yaşamamız gerekiyor dedim. Sen de aynı cümleyi şimdi kuruyorsun. Hani aklın yolu bir. Tabii. Bunu her akıl düşünmesi lazım. Şimdi şartlar gereği gerek alınan tedbirler, gerek kendi almamız gereken tedbirler, gerekse mecburiyetler bizi evin içerisinde tutuyor. Değil mi? Ev işte bizim önceden atıyorum bazı insanlar için kaçıp gidilen bir yerdi. Biz bu örnekleri biliyoruz. Tanıdığımız çok insan var, gözlemlerimiz var, duyduklarımız var. Yani böyle evde olabildiğince az zaman geçirmenin derdine düşüyor. İşte çok az zaman ayırıyor çoluğuna, çocuğuna, ailesine. Mecburiyetleri şu an ayrı tutuyoruz. Bilerek, isteyerek yapılan bir şey bu. Ya nasıl olsa benim evde bir eşim var, çoluğum var, çocuğum var. O evde bekliyor. O evde bekliyor. 3-5 kuruşta paramızı kazanıyoruz. Çorbamız da kaynıyor. Daha ne isteyeceğiz bu dünyada? Gece yarısı döndüğüm zaman veya sabaha karşı döndüğüm zaman, akşamın bir vakti döndüğüm zaman o evde işte. Daha ne? Yani böyle kaba bir mantıkla bakılıyor. Ama bu pandemi bize öyle bakılmaması gerektiğini bize evet. yani yukarıdan aşağı öğretti. Hayır, aile çok büyük bir kıymet. Her an onun kıymetini bilmek lazım. Çoluğumuzun, çocuğumuzun gözünün içine bakmamız lazım. Onlara sevgimizi olabildiğince sevgimizden istifade ettirmemiz lazım. Onlar gözümüz önünde büyüyor. Yapmamız gerekenler var, ıskalıyoruz. Kendimizce bahanelerimiz var veya dışarıda geçirdiğimiz vakitleri kendimizce kendimize hak görüyoruz ama o arada çocuğun senden alması gerekenler var, senin vermen gerekenler var. Bundan mahrum bırakıyorsun. Eşitlerimiz noktasında dediğimiz gibi evinin kadını ne yapacak? Oturur oturduğu yerde akşam dinde yemeğimizi önümüze koyar. Daha ne işte? Hayır böyle değil. Çok daha fazlası gerekiyor. Onlarla da oturmak, konuşmak, sohbetleşmek, bir bardak çayı beraberce ortaklaşa içebilmek. Efendim bir acı kahveyi yine karşılıklı oturup içebilmek, halleşebilmek,
dertleri, kederleri, güzellikleri oturup yüz yüze konuşarak paylaşabilmek, bunlar çok ama çok kıymetli şeyler. Aile hayatının gerekleri olan, şartları olan, olmazsa olmazları olan bunları biz o alışmanın getirdiği efendim şeyle ne yaptık? Zaman içerisinde ne yaptık? Kaybettik. Halbuki aile toplumun çekirdeğidir, zeminidir, temelidir ve ailedeki her türlü gevşeme büyük bir problem olmasa da olur. En ufak bir gevşeme bu topluma bir problem şeklinde yansıyor. Ailenin böyle olması, toplumun da nihayetinde böyle olması anlamına geliyor. Bu zincirleme. Evet. Aileyle ilgili olarak sıkıntıların bugün küçük, minimum değil, maksimum seviyede hemen hemen bütün ailelere sirayet etmiş bir şekilde gözüktüğünü burada tespit ettiğimizde toplumsal sorunlarımızın nereden kaynaklandığını çözmek için çok sosyolog olmaya gerek yok. Evet. Psikolog olmaya da gerek yok. İşte olay ortada. İşte Cenab-ı Hak bizi bir yandan evimize tıkarken bir yandan da bize bir ders verdi. Aslında bize bir ip de verdi, kurtuluş ipi de verdi. Bak, düştüğünüz yerden kalkın dedi. Biz buradan düştük, aileden düştük. Şimdi düştüğünüz yerden kalkın dedi. Hadi bakalım, şöyle bir saflarınızı bir sıklaştırın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla, eşinizle. Yakınlarınızı şöyle bir safları bir sıklaştırın bakalım. Bunu bir öğrenin, bunu bir yaşayın. Ondan sonra da yavaş yavaş toplumun yaralarını da saracaksınız dedi. Biz bu dersi alır mıyız, almaz mıyız bakacağız. Önümüzdeki günler bu dersi alıp almadığımızı da gösterecek. Kesinlikle. Türk milletinin bu tabii büyük bir avantajı. Yani Batı toplumlarında aile kavramı yok, bireysel yaşam şekli var. Bu bizim kendi avantajımız. Bu avantajı işte bugün, dün dezavantaja dönüştürmüştük. Bugün avantaja dönüştürebilme fırsatımız var. Şimdi bugün şu an burada seninle program yaptığımız yer, baktığın zaman işte 300 metrekare falan bir stüdyo ortamı. Ama bu 30 günün neredeyse yarısı, hayatımızın yarısı bu stüdyoda geçti. Şimdi öyle insanlar var, hayatının 20 yılını, 30 yılını adam bir hapishanede geçiriyor. Bir hücrede geçiriyor. Hayatımız bittiğinde bir kabre gireceğiz. Orada 2 metreye 1 metre genişliğinde bir alanda, tabii ki hani fiziki olarak hani orası bizim hani ebedi istirahatgahımız olacak ama bir mantığı anlamak adına söylüyorum. Bu bedeni oraya taşıyacağız. Yani bütün bu sürecin günün sonunda bize gösterdiği ve öğrettiği iki kavram var. Bir, elinizdekinin kıymetini elinizdeyken bilin. İşte bugün ah ediyoruz, vah ediyoruz, işte şu olsaydı da işte şöyle bir iş yapsaydık, işte yanına gitseydik, çay içseydik, kahve içseydik. Şimdi Ramazan da böyle bir kısıt süreci. Ramazan'da da baktığın zaman elinin çok rahat elini uzatıp da alabileceğin bir bardak su burada işte olsa biz ona bakarız, o bize bakar. Susuzluktan ölsek elimizi uzatamayız. Niye? Allah bir sınır çekti. Dedi ki hayır, buna elini uzatamıyorsun. İşte yemek, dünyanın en lezzetli, en muhteşem, en böyle efendim ulaşılması zor lezzetlerini iftar saatinden 10 dakika önce sofraya koyarsın değil mi? Oturursun. Bazı öyle iftarlara gitmişliğimiz vardır. Muhteşem krallara layık sofralar, oturursun. Beklersin hoca efendi bir ezan okusa da şu elimizi şu nimete uzatsak diye. O ezan okunana kadar o el nimete gidemez. Beklersin. Şimdi işte kısıtlar var. Hayatımızın içerisinde bunlar oluyor. Şimdi sokağa çıkmak bir anda kısıtlanıyor, çıkamıyorsun. İşte teravihe gitmek bir anda kısıtlanıyor, gidemiyorsun. Hacca umreye gitmek bir anda kısıtlanıyor, gidemiyorsun. Cenab-ı Allah bize bir ay esasında bir kısıt süreci getiriyor ve bu kısıt süreci içerisinde helalleri yasaklıyor. Haramlar zaten haram, onlar zaten yasak ama helalleri yasaklıyor Cenab-ı Allah. Elini uzatamıyorsun bir bardak suya, elini uzatamıyorsun. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah insana bu nefsi yenmesi için, bu nefisle mücadelesi için ipuçları veriyor. Diyor ki ipuçları sadece haramdan kaçmak değil.
Yani bir insanın haramdan kaçınması sadece onun müminliği için yeterli değil. Helali de helal içerisinde. Para kazanmak helaldir. Ama parayı helal yoldan kazanmanı emrediyor. İşte para vermek helaldir. Ama parayı helal yolla harcamanı emrediyor. Efendim yeme içme helaldir. Ama yeme içmenin helal olabilmesi için yediğinin içtiğinin de helal olması gerekiyor. Yani helal olanların da kendi içinde helalleri var. O açıdan Cenab-ı Allah bize Ramazan'da nefsimizle nasıl mücadele etmemiz gerektiğini, nefsin ne denli bir kötü olduğunu, nefsin ne kadar önemli bir düşman olduğunu. Şimdi bütün şeytanlar bağlanmış ama günah işliyorsun. Neden? Demek ki ortada sadece şeytandan kaynaklanan, onun yanıltmasıyla, kandırmasıyla, onun senin kulağına küçük küçük üflemesiyle yaşadığın bir günah hayatı yok. Bir de nefsinin seni, değil mi, mecra olarak sürüklediği bir günah iklimi var. Bakıyorsun ya, diyorsun Ramazan'dayım, günah işliyorum. Demek ki nefsinle o kadar haşır neşir olmuşsun ki Ramazan ikliminde bile günah işlemeye devam ediyorsun. O halde Ramazan iklimini kendi içine devam ettireceğin bir perhize gitmen gerekiyor. Bir ameli anlamda bir nefsi perhize ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah bize Ramazan'da nefsi perhiz yapmayı öğretiyor. Bak, nefsini diyor kontrol edebiliyorsun. Önündeki suya elini uzatmayabiliyorsun. Önündeki yemeğe elini uzatmayabiliyorsun. Peki neden işte önündeki haram paraya elini uzatıyorsun? Bu helalken uzatmıyorsun, bu haram, niye uzatıyorsun elini diye Cenab-ı Allah bize nasıl nefis terbiyesi yapacağımızı, nasıl bir efendim helal haram çizgisi içerisinde hayatımızı yaşayacağımızı bu Ramazan ayında hani uygulamalı bir şekilde öğretiyor. Evet, hayat koskoca bir eğitim aslında. Evet. Baştan sona bir eğitim. Orada Ramazan'la ilgili olarak söylediği şey çok anlamlı. Cenab-ı Hak Ramazan'da bir nefs terbiyesi ne özellikle bizi yönlendiriyor. Oruç nefs terbiyesindeki en önemli ibadetlerden, evet, bir tanesi. Ve bu terbiyeyi kolay şartlarda yapalım diye de şeytanın oradaki şeyini alıyor. Bak çok bu bir şeye kolaylık benziyor. Tabii bu şeye benziyor. Öğretmen bir işte sınav yapana kadar çocukları bir eğitimde tabi tutar. Ama sorarken de işte yazılırken de bir takım kolaylıkları sağlar ona. Bilir çocuklar eğitim şeyini ama buna rağmen o öğretmen olduğu, öğretmen olmanın verdiği şeyle de kolaylıklar sağlar. Veya kanaat notu kullanır gibi. Şimdi Cenab-ı Hak da Ramazan'da şeytanları bağlayarak bu manada kullarına bir kolaylık sağlıyor nefs terbiyesinde. Tahtaya sorunun formüllerini yazıyor Cenab-ı, evet, Allah. Yani benim kullarım benim rızam için ben istedim diye oruç tutacaklar. Yani nefsleriyle bir mücadeleye girecekler. Ben de onların işini kolaylaştırayım diyor ve şeytanları aradan çıkartıyor. Aslında Allah'ın rahmetinin her daim, her yerde, her şeyde baskın olduğunu bu örnekte de biz ne yapıyoruz? Tekrar görmüş oluyoruz. Baskın her yerde kendini gösteren özellik Cenab-ı Hakk'ın merhameti, rahmeti, kolaylaştırması. O yüzden insanlardan da kolaylaştırması istenir. Yani değil mi? Resulullah'ın hadisinde müjdeleyin, evet, nefret ettirmeyin, zorlaştırmayın, kolaylaştırın diye. Nerede olursa olsun kolaylaştırmayın, şeyi zorlaştırmayın, kolaylaştırın. İbadetlere teşvikte, insanlara yani asık suratla, yukarıdan aşağıya dürterek, bağırarak, çağırarak değil, sevdirerek, işin kolayını göstererek, zevkli hale getirerek, estetik bir şekilde yapın diyor. Yani işte Firavun'a bile rıfkıyla muamele et diyen Cenab-ı Hak ki tarihe geçmiş en önemli zalimlerden biridir.
Evet. Biz ama bu rıfk muamelesini birbirimizden esirgiyoruz mesela. Yumuşaklık muamelesini. Evet. Yani bir hadise yaşanıyor. Hiç sormadan, etmeden efendim direkt kırarak, dökerek neticeye gideceğimizi zannediyoruz. Ya insan bir değil mi? Yumuşaklıkla, güzellikle. Çocuktan yetişkine kadar bu usul değişmez. Bu niye böyle oldu oğlum? Veya evladım bu niye böyle oldu? Kardeşim bu niye böyle oldu diye bir soru sormak kalktı değil mi? Yani genel anlamda yaptığımız gözlemlerden hareketle bu. Çünkü tabii. Bu nihayetinde bizim dışımızdaki sahalarda da gözümüze çarptığı için ister istemez bu yorumu yapıyoruz. Mesela siyaset sahnesinde de değil mi bu? Hemen yukarıdan aşağıya hesap sorarak böyle sormak sormadan direkt infaz. Diğer sahalarda da iş yerlerinde duyuyoruz, görüyoruz. Direkt hesap sorma. Yani acaba bu niye böyle oldu değil. Sen bunu niye yaptın? Halbuki bir bak, belki yaptıysa da belki bir haklı gerekçesi olabilir. Ya hani hafifletici bir sebep vardır belki ya. Değil mi? Hukukta hafifletici sebep diye bir kavram var. Yok. Böyle direkt ne yapıyoruz? Yargılıyoruz. Kalpleri kırıyoruz, döküyoruz. İkili ilişkilerde böyle çuvalladığımız bir yerde nerede kaldı? Biz gideceğiz de insanlara ibadeti teşvik edeceğiz. Kulluk yolunda örnek olacağız. Olmaz ki, olmaz. Senden bu çıkmaz. Asık suratlı bir adamdan, dili kaba bir adamdan estetik bir tebliğ çıkmaz. Oradan bir namaza teşvik, oruca teşvik, zekata teşvik, Allah'ın zikrine teşvik çıkmaz. Yani o karşıya geçmez şey tabirle, modern tabirle. O açıdan bu eğitim de Cenab-ı Hakk'ın hızlandırılmış bir eğitim olarak önümüze koyduğu Ramazan'da bizim bu yönlerimizi de törpülememiz ve halletmemiz icap ederdi diye diyorum çünkü Ramazan bitiyor. Evet. Bu zamana kadar yapmadıysak bu son iki günde başarılabilecek bir şey değil bu. Bir insan iç dünyasında adımlar atması kolay değildir. Ama 30 günlük bir zaman diliminde Cenab-ı Hak için bunlar kolaylık zorluk diye bir şey yok Cenab-ı Hakk'ın katında. Bu önümüze koyduğu bu imkanla olabilecek şeydir. Olabilecek şeydi. Değerlendirdiysek, adım attıysak, aldıysak ne güzel, böyle yapana aşk olsun, selam olsun. Ama yok, bunu da kaçırdıysa bir yıl daha bekleyecek. Çünkü bu tecelli yarın olmayacak artık. Yani Şevval'in tecellisi başka bir tecelli. O başka bir gün olacak. Şimdi Ramazan'ı artık bir yıl bekleyeceksin. Asla Ramazan'dan sonraki hiçbir gün Ramazan'ın günü olmayacak. Bu nasıl bir şeydi? Dört başı mamur bilemedik. Çok önemli bir şey olduğunu biliyoruz ama bu kadar. Ama şunu da biliyoruz ki artık Ramazan, önümüzdeki günler Ramazan olmayacak. Onlar başka günler olacak. Dem bu demdi. Evet. Fırsat bu fırsattı. Allah değerlendirenlerden amin eylesin bizi. İnşallah onlardan olmuşuzdur. Amin. Hani ağaç yaşken eğilir misali. Tabii bu kültür, bu birikim ya da bu yaşam şekli insana çocuk yaşlarda, küçük yaşlarda, aile ocağında, aile eğitim kurumunda insana yavaş yavaş veriliyor ve orada insan şekilleniyor. Zaten o insanın, orada şekillenmeyen insanın daha sonra ilerleyen yaşlarında, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarında, 70'li yaşında şekil değiştirmesi imkansıza yakındır. Bu açıdan Cenab-ı Allah mesela işte 70 yaşında bir gayrimüslimin Müslüman olmasını büyük bir devrim olarak kabul eder ve onun o Müslüman olana kadar ki işte 70 yaşına kadar yaşadığı o hayatı, o hayatı siler. Oraya günahları tamamense ona sevap işler. Yani çünkü 70 yaşında 70 yıl gayrimüslim olarak yaşamış bir insanın 70 yıldan sonra
bir dakika ya ben hata yapıyorum. Burada efendim beni ahirette kurtaracak olan inanç İslam inancıdır. Ya da benim var bir olan Allah'a ve onun Resulüne iman etmem gerekir deyip Müslüman olması insanın kendi nefsinde alacağı en zor radikal kararlardan bir tanesidir. Şimdi sahur programlarında işte ne yaptık? Yunus Emre'den ve Mevlana Hazretlerinden şiirler okudunuz. Gayet de güzel oldu. Şimdi bir de işin Müslümana yansıyan kısmı var. Müslüman, Müslüman olduğu için bu manada kamil insan olmuyor. Şimdi bir insanın 70 yaşından sonra Müslüman olması onun hayatını kurtarıyor, doğru. Ama Müslümanın Müslüman olduktan sonra bir de kamil insan olmak gibi bir gayesi olmak zorunda. Çünkü hani birkaç kere ifade ettik Cenab-ı Allah'ın hani müjdelediği sınıfa girebilmen için itminan olmuş nefis makamına ermen gerekiyor. Şimdi oraya kadar her şey risk. Hayat risklerle dolu. Ama o makama erdiğin zaman nefsi Cenab-ı Allah sana bir müjde kapısı açıyor ve gel artık diyor. İşte Yunus Emre işte baktığın zaman rivayetlere göre İslam'ı çok iyi bilen bir insan. Ümmi olduğu da söyleniyor. Okur yazarlık anlamında çok zirve bir şahsiyet olduğu da söyleniyor. Devrinin iyi eğitim almış insanlarından biri olduğu söyleniyor. Ama Yunus Emre işte o yolda bir rehbere ihtiyaç duydu. Ve o rehberle beraber kamil insan yolculuğuna büründü. Şimdi buradan Ramazan'a gelecek olursak, Ramazan insanın hani siz nefis terbiyesinden bahsediyorsunuz. İnsanın işte o kamil insan yolculuğunda aşacağı ve yenmesi gereken o nefisi insana tanıtan bir mevsim. Hani hadisteki gibi ben arafe nefse fakat arafe rabbehu. Hani o hadisteki gibi Cenab-ı Allah bize nefsimizi tanıttı bu süreçte. Bu süreçte nefsimizi tanıyarak nefsimizle ilgili atmamız gereken adımları da öğrendik. Şimdi Ramazan bir fırsattı tanıma ve öğrenme adına bir fırsattı. Şimdi tanıdık. Şimdi Ramazan'dan sonra belki Ramazan'da bazı adımlar da attık. Ha, Ramazan'dan sonra attığımız adımları devam ettireceğiz. Ramazan'da bazı adımlar atmadıysak bu bilmenin verdiği fırsatı hayata geçirip o adımları atmamız gerekiyor. Evet. Allah bu konuda hepimize yardım etsin. Amin. Allah kolaylaştırandır. Zorlaştırmayandır. Yolları açandır. Rahmeti merhameti baskındır. Her yerdedir. Karşımızdadır. Cenab-ı Hak gerçekten o konuda cömerttir. Sonsuz cömerttir. Ganidir. Burada çok şey de istenmemektedir. Biraz gayret, biraz kendimize geliş, biraz bir silkinme gerekiyor, şart. Bu Ramazan'da öyle bir Ramazan oldu. Çok öğretici bir Ramazan oldu. Çok ders verici bir Ramazan oldu. Allah bu dersleri alanlardan bizi eylesin. Ve inşallah gereğini de yapanlardan eylesin. Süremizi de bu şekilde yine bir muhasebeyle tamamlamış olduk. Teşekkür ederiz. Efendim, bize ayrılan süre burada bitti. Kısa bir aramız var. Ardından ana haberimiz var. Ve 19.30'da yine değerli hocamız sohbeti var. Lütfen bu ekranlardan ayrılmayın.